Evet, bugün Galerici Roleplay'in 4. bölümüyle karşınızdayım. Galerici Roleplay'i o kadar çok sevmişsiniz ki artık hızlı hızlı atmaya çalışıyorum. Bir de sağlam bir şekilde topladım. Yani ilk bölümde hatırlayacağınız üzere 3 kişi başladık. Şimdi bayağı bir kalabalığız. 10 kişi, 11 kişi falan arka planda oynayan oyuncularımız var. Oynayan oyuncularımıza da çok teşekkür ederim. Video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kanala destekli olan takipçilerimize de çok teşekkür ederim. Siz de üyeliği satın alıp da kanala katılıp destek verebilirsiniz. Yorumda da güzel fikirlerinizi bekliyorum. Önceki bölümde Transit'i satın almıştık. Transit bayağı iyiydi. Ahmet Usta seyahate çıkmıştı bir araba işi için. Bu da seyahatte bakacağız. Ahmet Usta ne zaman gelecek sanayiye? Hala Sezer Usta yönetiyor sanayiyi. Bugün Passat bitecekti. Passat da hala tamirde olduğu için iki araba gene tamirde, gene tek başımıza kaldık galeride. Şu anlık durum böyle gidiyor. Nerede ne gibi türlü olaylar denk gelecek? Şimdi dilerseniz videomuza hızlıca geçelim. Sahibinden hiç kimse yok, hiçbir araba yok. Arabalar da ne oldu ya? Piyasa mı düştü, öldü mü, kaldı mı? Bugün iki araba da tamirde. Passat'ı bitirdim diyordu Sezer ama bir arayayım mı adamı ya? Öğlen 12 gelse de adam açtı mı kepenkleri? Tam olarak bilmiyorum ama. Alo Sezer Ustam. Alo, geliyor mu sesin? Sezer Ustam, ses geliyor da. Hatırlayacağınız üzere en son transit almıştık. Transitte senin direkt Ötü Usta'nın mekana götürdük. Passat'ı merak ettim ya. Ben 2-3 gündür senin dükkanda. Ne oldu? Araba tamir oldu mu? Bir şey yapabildiniz mi? Modifiyeli oldu mu? Ya Passat hazırla. Transit'i bugün sana hiç göstermeyeceğim. Sürpriz olarak. Kenarda sürpriz olarak kalacak transit. Hayda. Ustam ne oldu ya? Bir şey mi oldu transite? Merak ettim ha. Yok yok. Yok yok, bir şey olmadı. Ama gözlerinle şaşıracaksın yani görünce. Hayda Sezer Usta'm, bak beni korkutuyorsun, aman diyeyim, bak sana güveniyorum. Sen de Ahmet Usta seni çırak diye aldı ama bizim yüzümüzü de kara çıkarma, gözünü seveyim. Ben Passat'ta en son sana dediğim gibi aşiret Passat projesi vardı benim gözümde. Aşiret gibi böyle bir siyah yapacaktım, çakarlı yapacaktım. Yani sana zaten krokilerini atmıştım WhatsApp'tan. Ne oldu, yapabildin mi Passat'ı da? Ya sen oraları boş ver, gel bak işte. Hayda. Haydi bekle. Sezer Ustam, hemen geliyorum. Ya arabanın plakalığını da sökmüştüm. Bir şey oldu. Bir macunu mu ne çıkmış? Kaşe koyayım dedim ben de. Kardeşim hadi ilerle ilerle. Aga buradan. Hop. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? İlerle. Aga dedem bu insanlarla nasıl başa etti ya? Vallahi bak. Hayda. Bir canavar bekliyor ama. Aga bu benim araba olamaz ya. Sezer Usta. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Sezer Usta, bu canavar ne? Bu canavar senin canavarın. Ne şaşırdın ki o kadar ya? Sezer Usta, bu en sonki paslı pastattan buna dönüşmesi, ben gayet şaşırdım. Ustam eline sağlık. Eyvallah, yaptık bir şeyler ya. Sezer Ustam eline sağlık ya. Çakarlar falan da gayet en iyi markadan almışsın. Aynen. En kalitelerinden seçip yerleştirdim yerine her şeyi. Ya ben önceki şeyde sana demiştim. Jantı pek fazla beğenmemiştim ama yine de eline sağlık falan demiştim. Jantı da beni dinleyip gene değiştirmişsin. Helal olsun ustam. Çok güzel olmuş. Vallahi dedim içinde kalmasın, şimdi anladım. Pek beğenmedin zaten. O günün bakışıyla anladım. Dedim değiştireyim tekrardan. Ya ustam tam pastatlık şey değildi ya bana göre. Ama yine de bu jantlar dediğimiz gibi tam pastat jantı olduğu için çok güzel olmuş. Ustam eline sağlık. Ya Ahmet Usta zaten çekiciyi de götürdüğü için ben bunu galeriye götüreyim. Sezer ustam, sen bunu istersen birlikte galeriye götürelim. Zaten çekici de yok. Ben Eray'la seni takip etsem olur mu? Sıkıntı yok ya, sıkıntı yok. Ustam istersen bir gidelim galeriye. Ben de araba bakıyorum, sahibinden biliyorum kabarık, yani düşük mü diyeyim artık, kabarık fiyatlar mı diyeyim. Hani araba bulamıyorum. Bana çok fena araba lazım. Hemen dilersen yola koyulalım. Zaten galeride de birkaç laflar da ederiz. Tamam, galeriye gidelim. Benim sana bir şey demem lazım zaten. Tamam ustam, takipteyim. Usta nereye gidiyor usta? Dayı yavaş ya. Aga tövbe estağfurullah. Ya Sezer Usta bırak ya. Usta buradaki kişilere pek fazla laf etmeyelim ya, boş ver. Sezer Ustam, senin bana diyeceğin şeyi istersen gel galeride kahve falan içelim. Zaten öğlen, daha günümüz var. Konuşalım bir. Ne oldu ne oldu, bir şey mi oldu? Heyecanlı konuşuyordun zaten telefonda, bir şey mi oldu? Bir şey olmadı olmasına da sonra onu diyecektim. Hatta bizim orada lastikçi var. O satıyor da. Onun için başvuracaktım. Ben lastikçiyi tanıyordum da sizin. Arabası mı varmış onun ya? Onun da böyle eski püskü bir arabası var. Çok kirli mirli ama biz onu toparlarız bir şekilde. Çok müşterisi var ama kısacası hızlı olan kapar misali yani. Aynen, hurda murda deyip geçmeyelim. Arabadan hiç değişen boya falan hiç yok yani. Fabrika çıkışlı gibi bir şey. Sadece pis. Anladım anladım. Klasik arabalara benim de önemim var. Dedem çok bindiği için bu arabalara. Beni de çok yan koltuğuna bindirdi, gezdirdi. Yani klasik bir arabaysa ona muhakkak bakalım. Senin bu tanıdığın lastikçiyle de bir güzel bir sohbet ederiz. Çay kahve falan içeriz eğer ticaret olursa. Sen de gene galeride durursun. Zaten tanıdığınmış. Onunla birlikte alırız arabayı. Ne dersin? Tamam, benim için de iyi olur. O zaman ben şu pastayı içeri alayım. Sezer Usta'm, Passat'ı içeri alalım. Artı bir de Passat'ı bir sahibinden bir ilana koyarım. Fiyat hakkında konuşalım ya. Passat'ı kaça koyalım falan gibisinden. Ya ben çok arada kaldım çünkü. Fiyat aralığında konuşalım seninle. Ya Sezer Usta'm, bak bu Passat'ı aldık. İyi hoş ama bak aşiret de dedik sana zahmet. Bak dükkana da çok yakıştı. Umarım bu arabanın başına bir şey gelmez. Allah göstermesin. İlana koyalım. Güzel bir fiyat belirleyelim. Ustam ben şimdi fiyat aralığında sana da tamircide söylemiştim. Çok kararsız kaldım diye. Şimdi ben bunu 550'ye koymayı düşünüyorum. Sence bu fiyat makul mudur?
Orada o kadar işçilik var. Bizim elemanımız da okudu bana. Sen de tam uygun fiyat almıştın bana bir de. Evet. Yani hiç kavga muhabbet etmeden direkt 600'e koyalım gitsin ya. Ustam tamam da yani. Yani ne bileyim hani piyasa durgun ya patlatın. Yani bunu sahibininle de konuşmuştuk Ömer Bey'le. Çok durgun dedi adam bana. Yani satılmaz diye çok korkuyorum. O yüzden birazcık düşük verdim de. Sana şöyle diyeyim. Bu arabayı zaten bizim gibi bir adam almaya gelmeyebilir. Ne bileyim böyle doğuda yaşayan bir adam, ne diyeyim. Ya ustam sen de haklısın. Yani sonuçta aşiret olarak bir lakaplı bir Passat yarattık. Tamam ya senin dediğin olsun. 600'e bir koyalım. Ondan sonra satılmazsa da bakarız. Gene düşürme gibi bir fiyat yapabiliriz. 500 veya 550 gibi. 600'e hemen yazalım. Sahibinine koydum. Sahibinin hayırlı uğurlu olsun koydum. Ustam şimdi sen bu klasik arabayla ilgili bana bilgiler verecek misin? Yoksa oraya gidip hemen bakalım mı? Ben arayayım şimdi onu. Ben direkt hiç uğraşmadan. Tabii ben de merak ettim ya. Nasıl biri, iyi mi kötü mü? Ben atölyelere veriyorum. Sen de dinle. Sen de konuşursun. Alo Hakan ustam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Lan ne ya? Lastikleri düzüyordum. Ne oldu? Sıkıntı mı var? Ustam dün sahibinden de geziyordum da. Bir tane eski püslü bir Volkswagen var sende. Vos. Aynen. Duruyor mu hala? Var mı alıcısı falan? Duruyor ama koş acil. Alacaklar var bunu ya. Tamam ustam. Biz bugün içerisinde hatta 15-20 dakika içerisinde geliyoruz, bakıyoruz. Alırsak da alırız. Ustam geliyoruz biz. Abimizin sesi bizden büyük herhalde. Sesi de birazcık kalın. Abinin sesi birazcık acelece gibi geliyordu. Telaşlı geliyordu birazcık. Bu adama belli bir fiyat sunmuşlar. Biz de en iyi fiyatı vermeye çalışalım. Bayağı bir alıcısı var gibi duruyor. Bir de araba klasik ya. Hemen dilersen koşup bir bakalım arabaya. Galeriyi hemen kilitleyeyim. Hemen yola koyulalım. Aynen öyle. Klasik arabaların alıcısı bildiğin üzere çok oluyor ama yani bakımı falan da bayağı bir yüksek oluyor. Yani adama ben öyle deyip fiyat vereceğim. Yani hiç de kusur. Hop! Oğlum bunların aynası. Oğlum bunların aynası yok yemin ediyorum ya. Oğlum bir dakika ne oluyor burada lan? Oğlum herkes ne için gelmiş buraya? Bunları ne oldu be doğru? Umarım oraya gitmiyorlardır. Hayda gittiler abi. Koş. Koş. Hayda oğlum ne oluyor orada? Selamünaleyküm. Hop. Açın şurayı. Oğlum Hakan Usta dedik. Bayağı bir kişi geldi oğlum. Hayırdır ne oluyor? Hakan Usta kusura bakma ama sen bize telefonda gelin dedim. Tamam ama kalabalık. Ustam bir de bunlar takım elbiseli. Hayırdır ne oldu? Bize bir şey mi oldu? Sen bir gelsene bu ustam bir. Geliyorum. Sezar ustam sen de gel. Gel. Şimdi abi öncelikle merhabalar. Merhaba. Lastikçi misiniz herhalde? Bana da Sezar Usta dedi. Sezar Usta ile zaten abi, siz bayağı bir tanışıyorsunuz. Sezar ustam şimdi sen gerekeni söyle abiye. Ona göre de biz alalım. Çünkü biz ciddi alıcı olarak geldik. Arabamız eski ama alıcısı çok yani. Kısa ben çok küçük zamanlar. Alan çok yani. İyi bir fiyat verin ki alın. Sezar ustam sana çok hak veriyoruz. Sen bunu ilana kaç olarak atmışsın? Şu an hatırlayamıyorum da. Bakmıştım ilana. Ben bunu 37'ye koymuştum. En yüksek veren kim şu an? Bana onu bir de. 37 veren var maksimum. İlandaki fiyatı veren var en son değil mi? Aynen. Sezar ustam bir bakar mısın? Abi sen bir iki dakika burada bir kalsana. Burada bayağı bir kişi var. Bu adamlarda bir bak adam arabayı nasıl inceliyor. Hiç araba bilgisi bile yok adamın ya. Nasıl baktığına baksana Sezar ustam bak. Yani garip. Ya yani buranın insanı zaten garip. Biz direkt 40'a koyup direkt işi kökten halledelim. Tamam. Abi git hemen söyle. Hemen alalım. Bakan ustam elini getir. Değerimiz belli. Biz bu işi 40'a bitirelim. Çok iyi. Oldu mu o zaman? Eyvallah. Eyvallah ustam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sen bana çok işe yaradı. Şimdi göndereyim. Dur abi ben göndereceğim. Bekle. Sir, dağılın bakayım buradan. Artık bizim boşuna abi, beklemeyin burada. Biz 2 saattir burada bekliyoruz arabayı almak için ya. Eyvallah. Kardeşim, verseydin parayı alırdım. Ulan onca şey ya. Olmaz böyle bir şey. Abi ya. Tamam ya. Bir külüstür araba için birbirinize mi gireceğiniz gözünü seveyim. Hadi dağılın. Bunlar antika. Oğlum bu adamlar bak birisinin kolunda 10 tane jilet çizgisi var. Bunlar manyak ha. Bunlar harbi diyorum manyak. Sezar ustam 2 dakika hemen gidelim. Şu işi halledip bitirelim hemen. Bir tarafı imzalayayım. Bir de şuradaki isminizi ve soy isminizi yazacağı şekilde hemen halledelim. Ben size parayı gönderdim IBAN'ınıza. O para da gelmiş hemen 2 dakika bakın. Bakın hemen. Geldi. Ustam hayırlı uğurlu olsun. Senin de paran hayırlı uğurlu olsun. Bize de araba hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz bize ticaret yaptığınız için. Hemen isterseniz taksi paranızı verip hemen dükkana uğurlayalım size olur mu? Tamamdır. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi fiyata sattık ha. Ben pası bayağı bir şaşırdım. Yani çünkü aşiret diye yazdık ilanın başına. Yani sen de dedin ya önceden Hatay tarafından bayağı bir alan olur falan gibisinden. Yani şu anlık yani daha bakmadım ama yani arabaya şöyle bakıyorum. Araba çok güzel. İlanı şu an çok merak ediyorum. Dilersen hemen gel televizyondan bakalım olur mu? Bakalım. Hayda bu şeyler ne ya? Başvurular ne oğlum? Ne olmuş oğlum Passat'a? İçinden rastgele birini seç. Okeyle. Şunu seçtim bakalım ya. Sezar ustam şimdi Sedat diye birini seçtik. Sen de rastgele seç dedin. Bakalım bir abimizi arayalım. Eğer müsait olursa da hemen alıcısıysa gelsin hemen alsın. Alo Sedat Bey'le mi görüşüyorum? Evet buyurun.
Efendim, Passat, aşiret Passat için yazmışsınız herhalde. Tamamen ciddi bir alıcısıysanız hemen ben size galerimizin konumunu atayım. Gelin konuşalım isterseniz, olur mu? Tabii ki hızlı olsan sen. Bu kardeşimiz, ası alıcımız bu kardeşimiz aracı görmüş ama kendisi maalesef konuşamıyor. Onun yerine işlerine ben yardımcı oluyorum. Anladım. Ustam, sizin isim neydi? Ben Deniz Burak. Anladım Burak Bey. Burak Bey, biz bu arabaya bayağı bir yatırım yaptık. Yani tam da nereliydiniz bu arada? Biz anadan babadan doğma büyüme Anadolu çocuğuyuz. Tiplerden de anlaşılıyor. Yani memnun oldum tanıştığıma. Şimdi ben bu Passat'a ya bayağı bir emek harcadım. Yani sağ olsun Sezer Ustam da bayağı bir emek harcadı. Arabanın yarısına o adam baktı. Ben de aldım sayılır. Yani aşiret yapma planı açıkçası benden çıktı. Yani siz de çok seviyorsunuz siz arabaları. Zaten arabalarınızdan da belli. Şeyiniz olursa da 600'e satalım. Vallahi ben ne diyeyim, anlaştık. Alıyoruz. Hocam, arabayı bir incelemeyecek miydiniz? Direkt alıyorsunuz mu? Evet. Araç zaten dıştan bayağı güzel görünüyor. Tamam hocam, siz bilirsiniz. Göz zevkinizdir. Yani beğenmediğiniz falan bir şeyiniz olur diyecektim de. Neyse, siz direkt alıcı çıktınız. Şuraya bir imza ve şuraya bir isim, soy isim yazarsanız direkt araba sizin üstünüze geçecek. Parayı ne zaman atacaksınız ustam? Ben size atmıştım WhatsApp'tan. Ne zaman olursa artık. Ustam biz şimdi kabul ediyoruz da, yani kusura bakmayın, öyle taksit falan olmuyor. Direkt araba sizin elinize geçtiği için, yani arabayı çarpabilirsiniz, kaza yapabilirsiniz. O yüzden parayı peşin alıyorum. Şöyle sana hemen ayarlayalım. Gönderdim. Tamamdır ustam, gel, çok teşekkür ederim. Burak Bey, sizinle anlaştığımız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrardan bir araba falan düşünürseniz buraya gelmeyi de unutmayın. Şimdiden iyi günler dilerim efendim. Arabanın anahtarı da burada. Yedek anahtarı da torpidoda. İyi günler. Sağ olun. Oğlum bu adamlar manyak çıktı lan. Baksana, adamlar hepsi sessiz falan. Anadolu çocuğu bunlar dediler. Raconu koyup gittiler Sezer. Sus, konuşma. Bir dakika. İyi günler. Adam cevap bile vermeden gitti ya. Neyse, para bizim elimize geçti mi geçti. Sıkıntı yok. Adamlar da manyak ya. Şuna bak, sağdaki son ses müzik dinliyor. Oo dayı. Oğlum yavaş yavaş. Eşkıya mısınız siz? Yavaş. Lan. Beni paslat. Kardeşim bir bakar mısın? Hop dayı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Bir sonraki video denk. Hepiniz. Hoşçakalın. Dip in the scissors. Dip in the scissors.